Herkese selamlar, yeniden merhabalar sevgili balıklar. Kanalıma hoş geldiniz diyorum. Umarım çok çok iyisinizdir. Bugün 8-14 Ocak haftalık kahve bakımınızı yorumlayacağım. Güzel, hayırlı bir hafta olsun. Şu kısmı şöyle bir atalım bakalım. Onun altından bir şeyler çıkacak mı? Şimdi düğün vardır, güzeldir ama tatlı bir yorgunluğu vardır. Sınav dönemi güzeldir. Hamilelik vesaire iş konuları, size verilen bazı sorumluluklar, belki işte Erasmus'ta yurt dışına taşınmaydı. Belki bir niyetiniz var ama bunun arkadaşlar tabii ki getirdiği maddi manevi bir zorluk var. Belki ev almaya çalışıyorsunuz, ev satıyorsunuz bir iş kuracaksınız, bir yerlere gidiyorsunuz belki bununla alakalı. Niyetinize ilgili güzel çabalarınız evet var. Ve ama bir o kadar da diyorum ya o tatlı telaş, o endişe, o bekleyişler geçen ya da geçmek bilmeyen zaman o kısma bakın artık haneden dışarıya atmışsınız ve sağ tarafa doğru atmışsınız. Bu da sizin hani bu çok canınıza sıksa da güzel sonuçlanacağını beklediğiniz olayın. Gerçekten hani enerjisel olarak söylemek gerekirse güzel bir şekilde sağ taraftan sonuçlanmasını anlatıyor. Hani aa bakın buradan sıkıntınız çıkıyor demedim. Çünkü bu sizin için bir sıkıntı değil. Ee, yani Zafer'e giden yolda güzel hayatın tatlı bir cilvesiydi belki de. Böyle bir güzellik görünüyor. Ve Güzel olan şey de şu. Burada dimdik duruş sergiliyorsunuz. Güzel bir kalp var demek ki. Ha tabii ki aşk olayları olabilir. O ayrı bir şey. Gayet güzel. Ama onun haricinde şöyle bir durum var. Kalbinize, gönlünüze göre bir sonuç alabilirsiniz. Şimdi i̇stediğiniz yere yerleşirsiniz. Beklediğiniz sonucu alırsınız. Bakın kalbinizden, gönlünüzden geçen, daha doğrusu bakın bir şeyleri ön görüyor olabilirsiniz ki zaten balık burcusunuz. Altıncı hissiniz hem kendiniz için hem de aile, eş, çoluk çocuk yani e genel olarak çevrenizdeki kişiler için de 6. hissiniz çalıştığı zaman inanılmaz doğru çıkıyor. Hatta derler. Ya sen bunları nereden biliyorsun? Sen işte müneccim misin? Müneccim gibisin. Değil mi? E, haliyle 6. hissinizin çok çok kuvvetli olması bir şeyleri ön de getiriyor. E ön gördüğünüz şeyler de bu dönemde güzelle sonuçlanabilir ve size de bakın başka bir şey getiriyor. O yüzden yani başka bir şey getiriyor. Para getirir, iş getirir, aşk getirir. Yani bu da artık bir sonuç olarak görünüyor çok çok güzel. Şimdi şöyle bir bakıyorum. Arkadaşlar buradasınız. Sanki bir tane burada içinizde, yüreğinizde bakın hani içerisinde beklediğiniz böyle aslandan ejderhaya doğru dönüş yapan bir hayvan var burada. İnanılmaz kuvvetli. Bakın sırt kısmı, sırt kısmındaki hani böyle çitalar ya da kediler. Değil mi? Yürürken şu omuz kısımları hafif yukarıya çıkıyor, kalça kısımları da aynı şekilde. Yani bana onu anlat, han, anımsattı. Bir tane şöyle bir kuyruğu geliyor. Ve burada da zaten ağız kısmı olsun, gözü olsun, kafa kısmı olsun bayağı ya Bariz belli. Ortada da yavru bir köpek var. Demek ki siz bu insanla baya baya dostunuz, baya baya aranız iyi. Ama bu bir insan olabilir. Çoluk çocuk, evet o çok hırslı, çok çalışıyor, benimle evlenmek istiyor. Yani birisi olabilir. Sizin ona yaptığınız böyle bir yardım var. Hani al bakalım para ihtiyacın varsa para, desteğe ihtiyacın varsa ben her zaman yanındayım. Gitmek istiyorsan git ben seninle gelirim hiç sorun değil. Yani böyle bayağı can yürekten sevdiğiniz bir insan var ve çok çabalıyor. Onun için sizler bir şey yapabilirsiniz bu dönemde bu bir. İkincisi arkadaşlar dediğim gibi bu sizin yüreğinizde beslediğiniz, yüreğinizde yatan bir aslan var ki biraz da ejderha gibi demek ki olmaması, güçlü olmak istiyorsunuz, güçlü görünmek istiyorsunuz. Maddi manevi İş iş olur aşk olur, hiç fark etmez. Kendi hayatınıza göre alın bu kısmı. Herkesin dediğim gibi yüreğinde yatan aslan farklıdır. Ama sizinki artık aslanlıktan çıkmış uç kısmının kuyruğu var. Demek ki siz çok sıkılıyorsunuz, çok üzülüyorsunuz. Bazı konularda yani güçlü olmaya çalıştıkça insanlar beni eziyor o kuyruk bunu anlatıyor. Ezilme durumlarını, üzüldüğünüzü ve biraz artık korkmaya başladığınızı anlatıyor. Yani acaba kazanamayacak mıyım, acaba olmayacak mı gibi bazı durumlar olduğunu. Ama aynı zamanda diyorum ya biraz da böyle ejderha gibi bir durum var. Ejderha da arkadaşlar sinirliliktir. Yani genel olarak sinirliyim, işte ateş saçıyorum. Bunun gibi bir durum var aslında bakarsanız. Sen güçlü olmak istiyorsunuz, Sen bir taraftan eziliyorsunuz, bir yandan bunlara sinir oluyorsunuz. Ve sürekli Oraya düşünün ki böyle bir hayvan var ve siz oraya sürekli yiyecek taşıyorsunuz. Yani onu daha da besliyorsunuz. Hem başarma isteği, hem hırs, hem azim, hem öfke, sinir. Bunların hepsinin birleşmesi yani sizi umarım ki yukarı çeker çünkü önünüz çok açık ve siz de bu duyguyu sürekli besliyorsunuz. Yani şöyle söyleyeyim. Umarım beslediğiniz kısım sadece aslanlı kısımdır. Diğer türlü e, hakkınızı alırsınız ama nasıl biliyor musunuz? itiş kakış, döv dövüş yani ağız dalaşları e, hakkınızı alırken hani normalde sözlü olarak ya da şikayet ederek değil mahkemeye başvurursunuz, paranızı öyle alırsınız. Yani oralara kadar genellikle varıyor iş. Sizde de böyle bir durum görünüyor. Belki e, gidip öğretmenleri şikayet edeceksiniz, doktor var onu gidip şikayet edeceksiniz. Baya böyle artar durum. O yüzden sadece güç kısmının, azim kısmının, hırs kısmının sizde olmasını temenni ediyorum. Burası arkadaşlar hep düşünce. Sadece düşünceleriniz düşünceleriniz. Sadece bazı kişilerin aklında son zamanlarda aldatılıyor muyum? Hem arkadaşlarım tarafından hem ya ailem benden mal para kaçırıyorsa hem de evet bir partner var hayatında ya da partner adayı var. Acaba beni aldatıyor mu? Yani baya baya hani bir başkasının olması ile ilgili aldatma. Hem de arkanızdan yalanlar, oyunlar çevrilip bir aldatılma olayı. Sanki böyle bir hissiyata bu hafta kapılabilirsiniz. Sebebini sorarsanız çok fazla düşünce ve e, laf var hani benim arkamdan bir şeyler konuşulmuş. Şimdi söyleniyor. E ben bu muhabbeti bilmiyorum demek ki ben yokken bu insanlar başka şeyler konuşulmuş. İşte kardeşlerimin hareketi hareketleri, karşımdaki insanların hareketleri bir tuhaf, değişik geliyor. Böyle bir şey olabilir. Bu bir. Bundan belki birazcık şüphelenebilirsiniz. Ya da dediğim gibi başka olaylar var. Sanki bunlardan ufak tefek bazı biraz aklınızı karıştıracak şeyler olabilir. Ha derseniz ne oluyor? Bence çok fazla alakalı değil. Çünkü çok dışarıda bir olay. Bazı samimiyetler evet fazla gelebileceği için ya da siz yokken bir şeyler konuşulabileceği için e, yani benim niye haberim yok? İşte ben bu evin annesiyim, ben bu evin babasıyım, çocuğuyum. İşte ben büyüğünüzüm, nasıl benim haberim olmaz? Hani yakın arkadaşlık, niye bana söylenmiyor? Gibi bir düşünce tabii ki olabilir. bu da birazcık ister istemez sizin açınızdan bakıldığında kalp kırıcı olabiliyor. Ki siz de zaten onları sol tarafa almışsınız arkadaşlar. Yani siz bana bir şey söylemezseniz e, ben de size bir daha bir şey söylemem. Gibi bir durum var. Ayın 22'si ki ayın 12'si 13'ü ikili üçlü zamanlar ama en çok da ayın 22'si 23'ü burada görünüyor. Bu tarihlerde adında soyadında muhtemel kuvvetli E harfi olan bir kişiyle çok samimi bir konuşmanız var. Bakın bu olay sıkıntılı gibi görünüyor ama aslında değil. Var olan bir sıkıntıyı biz nasıl düzeltiriz? Biz nasıl halledebiliriz? Biz bu işin içerisinden nasıl çıkarız? İşte bir ay sonra Düğünümüz var, bir ay sonra sınav var, bir ay sonra şöyle şöyle bir olayımız, mahkememiz var. Ya da şöyle bir işte deprem olsa hepimiz konuşuruz. Deprem olsa şu anda ne yaparız? Kim ne iş yapar? Hemen çantalarımızı mı alırız, modlarımızı mı alırız değil mi? Sanki böyle ayın 22'si 23'ünde böyle bir şey olsa ne yaparız? Ya da ilerleyen tarihlerde böyle böyle bir olay var. Biz ne yapalım? Hani biz neler yapabiliriz? Ya da bizzat diyebilirsiniz yani ben ne yapacağım? Bana akıl ver diyeceğiniz bir insan var. Yani kötü bir olay ya da siz biraz sıkıntı sıkan bir olay varsa şayet yani ekstradan bir durum değil bakın şu anda varsa bunu düzeltme belki sağlığınız kilo aldınız ya ben nasıl vereceğim acaba bilemiyorum doktor mu araştırsam acaba ee, diye bir bakabilirsiniz. Bununla ilgili karşınızdaki insanla bir konuşmanız var ki güvendiğiniz bir insan ki böyle yakın konuşmalar yapıyorsunuz. Burada arkadaşlar sanki bir balık var da balık öylece sanki gözleriyle size bakıyor. Tepede de harika bir kuş. Tam bir güvercin. Hatta kağıttan güvercinlere benziyor. Demek ki bu dönemde kısmetli bir haber alabilirsiniz. Sağ tarafa doğru geliyor. Hadi her şeyin hayırlısı olsun. Emeklerinizin, verdiklerinizin karşılığını umarım ki alırsınız. Ve geçmişten geliyor. Yani öncelerden varsa bir kısmetle ilgili beklediğiniz birileri, beklediğiniz haberler. Biraz deşelerseniz haberleri daha hızlı gelir. Yani siz sanki böyle bir yeri arayacaksınız da aradıktan sonra size haberi geliyor. Aramazsanız öylece duruyor sanki. Böyle bir olay o yüzden bir kısmet istiyorsanız onun size gelmesinden önce yani kuşu sanki kuşu size gelmesi için kuşu böyle biraz dürtmeniz gerekiyor. Ancak ondan sonra geliyor gibi. Onun haricinde hanenizin içi çok çok temiz. Sağ taraf inanılmaz temiz. Bakın bereketler yağmaya gelmeye başlıyor. Zaten şu tamamen toplu bir gündemim. Toplu insanlar, toplu yerler, toplu alanlarda bulunmayı, yardımlaşma olaylarını zaten yoğun bir şekilde görünüyor. Ve ufak bir böyle ya mezarlığın yanından geçiyorsunuz ya da bir mezar ziyareti olabilir. Çok fazla o kısımlara girmek istemiyorum. Söylediğim zaman niye söylüyorsun? Söylemediğim zaman da niye söylemedin deniliyor. Söylüyorum ve hızlıca geçiyorum. Yani iki tarafa da bölünemeyeceğim için en doğrusu azıcık söyleyip geçmek. Şurada bir surat var. Kadın suratı ağzını açmış, gülüyor. Çok kilolu bir kadın. Ee, kulakları kocaman görünüyor. Yani şey gibi arkadaşlar, böyle Shire'ın <laughs> kadın versiyonu gibi duruyor. Kocaman bir surat. Çenesi yani böyle bıngıl bıngıl olmuş boynu buraya kadar geliyor kolları böyle yani bıngıl bıngıl bir kadın çok da güzel bir kadın ağzı görünüyor arkadaşlar ağzı çok açık olan bir kadın bu demek ki çok fazla konuşuyor yani yüzü falan bence çok belli ya bence herkes bu kadının suratını görebiliyor değil mi yani erkeğe benzetmedim ben bunu sanki açık tenli gözleri açık olabilir bakın kahverengidir ama böyle açık renkli olabilir. Saçları belki açık renkli, deri kızıl saçlı olabilir, sarı saçlı olabilir, kahverengi ise öyle açık, yani kumraldan açıktır. Böyle bir kişi, bu kadın her şeyi duyuyor, her şeyden haberi var. Böyle bir insan bu ve çok güzel bir şekilde gülüyor, kahkahalar atıyor. Birincisi bu eğer ki kadınsanız siz olabilirsiniz. İlla ki kilolu olmaya gerek yok. Bu dönemde evet açıkçası boğazınıza çok düşkün olduğunuzu, belki kilo vermek, kilo ile alakalı bir şeyler yapma, fiziksel anlamda böyle yürüyüş mü yapsam acaba, spor mu yapsam acaba, evde bir şeyler mi yapsam düşünceleri olabilir bu bir. İkincisi arkadaşlar şöyle bir durum var. Ne kadar kiloluysanız aslında o kadar sıkıntınız çoktur. Ama yani burada en azından mide şişliği olarak görünür sıkıntılar, ama burada. Öyle bir şey ki sizin vücudunuza yayılmış. Yani siz sıkıntıyı böyle almışsınız arkadaşlar. Absorbe etmişsiniz. Hani bu sıkıntılar aa arkamdan dedikodu mu yapmışlar? Hmm. demek ki insanları kudurtacak bir şeyler yapmışım. Oh canıma değsin. Yani biraz daha sanki düşünceniz böyle. Belki eskiden şey diyorsunuz ya benim hakkımda nasıl konuşurlar? Şimdi giderim ben onları hesabını sorarım. Bakayım benim hakkımda konuşmak neymiş? Yazayım şunlara bir arayayım bir gidim evlerine sorayım. Yani siz benim hakkımda nasıl böyle bir şey söylersiniz diye. Şimdi Şimdi e, olaylara sanki daha farklı bir pencereden bakıyor gipsiniz bir de kahkaha atıyorsunuz yani o kadar... <laughs> Mutlusunuz belki de. Eğer erkekseniz sevgili takipçilerim, sizler için olay daha farklı. Çünkü sizin sıkıntılarınıza, derdinize derman olacak bir kadın var. İster anam deyin, ister karım deyin, isterseniz bir arkadaşım deyin, kardeşim deyin, hiç fark etmez. Sizin yerinize, yani siz üzülüyorsanız sizden 50 kat daha fazla üzülüp sizin derdinizi böyle çözmeye çalışan bir Kadın var. Şurada sanki böyle bir balık atlayacak mı? Atlıyor gibi görünüyor değil mi? Hem ona benziyor. Hem de şurada hani böyle adını unuttum. Yanlış hatırlamadım. Örs müydü? Örs galiba değil mi? Bu demirciler metalleri dövüyor ya. Ona benzettim. Bu ucunun sivri olması şu yapısı bakın. Şuraya bir yere unutmazsam fotoğrafını koyarım. Aynısı. Şimdi bu demir olması nedeniyle yani yapısı demir olması nedeniyle birazcık arkadaşlar yoğun ve çok çaba gerektiren bir gündeminiz olduğunu. Bakın isterseniz çocuğunuzun gündemi olsun. Yani sadece onu etkilemiyor. Sizi bütün ailenizi etkileyebilir. Sizin mi gündeminiz var? Sadece ya benim işim siz merak etmeyin, karışmayın, hiçbir şey olmaz. Ben sizi rahatsız etmem. Öyle bir şey yok. Bir şey oluyorsa ailece, yuvaca, arkadaşlar, herkes böyle cümbür cemaat e, girişilen bir iş var. Yani ben tek başıma hareket edeyim gibi bir olay değil. Hep beraber bir hareket durum var. Ve niyetinize baktığımda da gayet güzel, tertemiz bir akış gösteriyor. Sevgili dostlar, benim sizler için söyleyeceklerim bu şekilde. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, beğeni butonuna basmayı, güzel yorumlarınızı yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Kendinize de iyi bakın, hoşçakalın, bay bay.